Arkadaşlar, Örgü Aşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek şapkası çalışacağız. Böyle koyunlu kuzulu güzel bir şapka. Şapkamız bahar aylarında çocuklarımızın hemen kafasına takacağımız serinlikte çok bunaltmayan bir şapka çalışması. Tepeden başlıyoruz. Yine artışlarımızı yaparak dilediğimiz ölçü gelene kadar artışlarımıza devam ediyoruz. Sonrasında trabzanlarımızdan kaydırma yöntemiyle bakınız. Trabzanlarımızı örüyoruz. İstediğimiz boya geldikten sonra ebru'lu ipimizin içerisinde olan rengimizde kenarına ve bu kulak siperliğini örüyoruz. Daha sonrasında görmüş olduğumuz bu kulaklarımızı çalışıp diktikten sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Eğer büyük yaş grupları için öreceksek buradaki sıramızı bir ya da iki sıra daha fazla örelim. Ben örerken ölçümüzü vereceğim zaten. Şapkamız 1-3 yaşındaki çocuklarımıza uygun bir şapka. Şimdi şapkamızı örmek için hemen başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için kartopunun benekli bebe ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. İpimizi örmek için ise 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Biraz bakınız ucu kalınca bir ip, şöyle yumuşacık bir şapka olsun. %100 de akrilikten oluşan bir ip. Renk numarası H2259 numaralı renge sahip. Sihirli halkamızı yaparak şapkamızın üst kısmından örmeye başlayalım. Bakın, sihirli halkamızı işaret parmağıma biraz ipimi alıyorum. Orta parmağımın iç kısmının üzerinden geçiriyorum. Bakınız, en basit sihirli halka sardıktan sonra orta parmağımın üzerinden geçiriyorum. Orta parmağımı yine altından dolaştırarak şöyle bir çarp işareti yapıyorum ve elimi şu şekilde tutuyorum. Arasından girerek başlıyorum örmeye. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra parmağımdan alıyorum. Ve bu halkanın içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 12 tane trabzanımızı örelim. Zincirimizle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. trabzanımı örüyorum ve ipimi şu şekilde kısa olan ipimi asılıyorum. Asılıyorum, sımsıkı arayı kapatıyorum bakınız. İpinizin kalınlığına ve dayanıklılığına göre tabi asılmanızı tavsiye ederiz. Eğer yumuşak kırılgan iplerse çok fazla zorlamamanızı tavsiye ederim. Zincirimin üzerine, yani ilk zincir çekerek yaptığım trabzanımın üzerine geliyorum. Batıyorum. Ve halkamı şu şekilde üzerine trabzanlar örerek birinci sıramızı oluşturmuş oluyoruz. Tam 12 tane trabzanımızı ördük. Birinci zincirin üzerine geliyorum. Zincirden oluşan trabzanımın üzerine ve yanına hemen batarak bütün trabzanlarımı ikişer defa örerek toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. İkinci sıramızı bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Şöyle görelim. Her trabzanımızı 2 trabzan olarak örüyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örerek geldim. Şimdi 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıramızda ise bir tane tek, bir tane çift olarak öreceğiz. Önce geçişimizi şu şekilde yapalım. Bakınız, tekrar yavaşça. Bakın, tepeden atıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine bir tane batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Çift olarak ördüm. Bir sonraki trabzanımı tek örüyorum. Bir çift, bir tek. Tekrar çift örüyorum. Tek, çift. Tek örüyorum. Ve bir sonrakini yine çift olarak örüyorum. Üçüncü sıramızı bir tek, bir çift olarak tamamlayalım. Üçüncü sıramızı bir tek, bir çift olarak tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramıza başlarken yine zincirle başlamış olduğumuz trabzanımızın tepesinden girelim. İpimizi geçirelim sadece ve örelim. 1,
2, 3. 3 tane zincirimi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımı örüyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Bir başlangıcı ördüm, bir çift ördüm. Bir çift ördükten sonra 2 tane tek örüyorum. 1, 2. 2 tek, bir çift olarak 4. sıramızı tamamlayacağız. Çiftimi ördüm. 1 ve 2. Şimdi bakalım. Bakın, bir tane çift, iki tane tek. Ondan önce de iki tane tek, çift. İki tek, sıradakini çift olarak öreceğim ve 4. sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet, sıramızın sonuna doğru geliyoruz. Tek olarak başlamıştık. Hemen yanına çift örmüştük. Bakınız, çiftimi ördüm. Sıradaki yeri de tek örüyorum ve geçişimi yapıyorum. İki tek, bir çift olarak sağında solunda tamamlandı. Geçişimizi yapıyoruz ve bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift olarak örüyoruz. Birinci sıramızda 12 trabzan, ikinci sıramızda her trabzanımızı birer defa, ikişer defa örerek 24 sayısına çıkardık. Üçüncü trabzanımızda bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift ördük. Dördüncü sıramızda bir çift, iki tek örmüştük. Bu sıramızda ise 3 tane tek, bir tane çift olarak öreceğiz. Tek olarak başlıyorum. Yanına hemen çiftimi yapıyorum. Tek başladım, çifti ördüm ve 3 tane 1 2 3. 3 tekimi ördüm çiftten sonra. Çiftimi hemen örüyorum. Tekrar 3 tane tek. 1 2 3. Artışlarımızı yapmaya bakınız. Bu sıramızda da devam ediyoruz. Bir tane tek, bir tane çift, 3 tane tek. Bir çift, 3 tek şeklinde 5. sıramızı da tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı ördük. 5. sıramızı bir çift, 3 tek olarak örmüştük. Bakınız, bir çift, 3 tek. Şimdiki sıramızda 4 tane tek, bir tane çift olarak örelim. Yine geçişimizi yapalım. 1, 2, 3. Hemen yanındakine çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Böyle yaptığınız zaman çok daha güzel durmakta. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane tekimi örüyorum. Bakın, bir tane çift, 4 tane tek. Hemen yanındaki yeri de çift olarak örüyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. 2 ve ilerliyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane tek ördüm. 5.yi çift olarak örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şapkamızın tepe kısmını yeteri kadar örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. Ve ölçmek istiyorum. Çünkü ipimize, tığımıza ya da elimizin sıkı ve gevşek oluşuna göre ölçümüz değiştiği için ben kendi ölçümü hemen alıyorum. Sizler de ona göre ayarlama yaparsanız çok daha güzel sonuçlar alabiliriz. 14 santim benim şapkamın çapı, bakınız. 14 santim. Şimdi modelimi uygulamaya başlayacağım. Eğer daha küçük geldiyse bir sıra daha dolanın. Buradaki yapmamız gereken tek püf noktası, dikkat ettiyseniz hepsini çift ördük. Sonra bir tek, bir çift, iki tek, bir çift, üç tek, bir çift, dört tek, bir çift, yukarıdakinde 5 tek, bir çift, gerekiyorsa 6 tek, bir çift olarak büyütelim ve ona göre devam edelim. Hiç korkmayalım. Hemen küçük olacaksa burada bırakmayalım. Çünkü tığ numaram büyük. İpim uygun dolgunlukta. Evet, şimdi son trabzanımı da kapadıktan sonra geçişimi yapıyorum ve sıramı tamamen kapatıyorum. Şimdi modelimizi uygulamaya başlıyoruz. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane trabzan örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oluyor. Trabzanlarım tamam olduktan sonra tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. Bakınız, şuraya örmüştüm. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum. 1, 2,
3. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1. 2 atlıyorum. 3. trabzanımın olduğu yere girerek batıyorum. 1. Aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere bakınız. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. trabzanımın olduğu yere ve aynı trabzan içerisine, lütfen buna dikkat edelim. Bir trabzanın üzerine 3 tane trabzan örüyoruz. Bakınız. Diğer ikisini atlıyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 ve 3. trabzanıma 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Sıra başına kadar bu şekilde örerek gelelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. Bakınız, başlangıç noktasındayım. Burada 3 tane değil, daha az kaldı. 1 kaldı ama hiç problem değil. Hemen araya zincir çekmeden 3 tane zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı zincirimi ördüğüm yere girerek 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Birinci trabzanın üzerine ördük. Şu şekilde bakalım. Tığımızın tekrar başını dolayalım. İkinci trabzan grubumuzun yine ilk trabzanın tepesine batalım. Bir tane trabzan ve aynı yere 2 tane daha örerek toplamda 3 trabzana ulaşalım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın ilkine batıyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın başını dolayarak bir sonraki trabzana 3 tane trabzan örüyorum ilkine. Diğerlerine geçmiyorum ve bu şekilde bütün sıramızı dolaşarak geliyoruz. İkinci sıramızı da aynı şekilde, bakınız, örerek geldik. Birinci trabzanın üzerine 3 tane trabzanımızı ördük. Diğer sırada da aynı şekilde birinci trabzanın üzerine 3 tane trabzanımızı ördük ve sıramızı tamamladık. Şimdi geçişimizi yapalım. Birinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekip aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Ve 3. sırama başlıyorum. Tıpkı bu şekilde birkaç sıra daha örelim. Sonrasında görüşelim. Birinci trabzana geçelim. Şapkamız istediğimiz uzunluğa kadar örerek geldim. Bakınız, tepe kısmından şöyle giydirdiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam 8 sıra ördüm ve gayet güzel bir şekilde duruşunda görmekteyiz şapkamızın. Şöyle bebeğimizin başında yan yan gelen trabzanlarımız şu şekilde, bakınız, gayet hoş durmakta. Şimdi kenar kısmını içindeki renklerden bir tanesiyle örmek istiyorum. Şöyle şapkamızı çıkaralım. Herhangi bir yerinden örmeye başlayalım. Şöyle bakınız. En son zincirime yakın olsun. Bir trabzan öncesinden başlıyorum. Batıyorum. Çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Battıktan sonra ipimi alta alıyorum. Başını doluyorum ve tek seferde çekiyorum. Diğer trabzanıma başını dolayarak tek seferde çekiyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer defa örerek batıyorum. Bakınız, her trabzanımıza bir tane. Arada zincir çekmemiştik zaten. O yüzden 3 trabzanımızın hepsini birer birer örerek ilerliyorum. Sadece başını doluyorum, batıyorum. İplerimizi alt kısma bu şekilde de gizledik. Şöyle görelim. Bakınız, iplerimizi de altına alarak gizledik. Başlangıç yerimize kadar örelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Şimdi başlangıcımızın olduğu yerdeyiz. Hemen bakın, birinci trabzanımızın üzerine gelerek batalım. Şu şekilde ilmeğimizi diğer ilmeğimizin arasından geçirerek düzgün bir şekilde birleştirelim. Ve bir iki tane zincirimizi çekelim.
ve bu kulak koruma yerine kulak siperini çalışmaya başlayalım. İki tane zincirimizi çektik ve birinci trabzanımızı ördük. İkinci trabzanımızı yine tek seferde başını dolayarak çekelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batmıyorum. Bir sonraki yere gelerek batıyorum. Bir zincirle dönüş yaptım. 2, 3, 4, 5. Tek sefer başını dolayıp alıyoruz. 6, 7, 8, 8. Bakın en son trabzanın üzerine batmıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanın üzerine batıyorum. 1. Başlangıcı saymıyorum. 1. Ördüğüm trabzanları sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ördüm. Diğeri 8'de. Bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. 1. Daha fazla daralmayalım. 2, 3, 4, 5 yapalım. 5'ten sonra daralmayalım. 5. Bir tane zincirimi çekiyorum. 5 taneden sonra daralmayı düşünmediğimiz için hemen 5'in dibine bir tane batıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 5'i 2 defa yaptık. Şu şekilde. Ve tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bir ileri geçiyorum. Bir ileri bakınız hemen dibine değil bir sonrakine 1 2 3 3 tane trabzanımız oldu. Bir tane zincirimi çekip geriye dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Tam ortaya batıyorum. Eğer saç örgüsü şekliyle inmek isterseniz saç örgüsü şekliyle eğer saç örgüsüne gerek yok derseniz hemen zincirimizi çekerek aşağı doğru inmeye başlayalım. Zincirimizi tek yeşilimizle yapmayalım. Hemen diğer ipimi de alıyorum. Diğer ipimi de şu şekilde ilk önce bir geçiriyorum. İlmeğimi aşağıdan bağlamak istiyorum. Her ikisini aynı anda örmek istiyorum. Dilerseniz aynı uzunluklarda eşit kesip saç örgüsü şeklinde örebilirsiniz. Ama sadece ben her ikisini birleştirip zincir örmeyi tercih ediyorum. Başlıyorum. Bu şekilde zincirimi istediğim ölçü gelene kadar örüyorum. Biraz daha. Çok da uzun olmasın. Evet, yeterli. Makasımızı da keselim. Evet, zincirimi de bu şekilde ördüm. Buradaki uzanan ipimi güzelce sabitleyip bakınız yukarıya doğru alıyorum. Zaten her iki rengimizi karıştırdığımız için herhangi bir sıkıntı yok aşağı kısımda. Düzgün bir şekilde içeriye gizleme işlemini yapalım. Hem de sağlamlaştıralım. Bağcığımızın geçiş kısmını ve diğer tarafın kulak siperliğinde aynı şekilde çalışalım. Bakın gayet güzel oldu. Şu ipimizi de buradan kestiğimiz zaman çok güzel olacak. Diğer tarafa da aynı işlemimizi tekrar edelim. 10'dan başlamıştık. 18 diye azalarak gelelim. En son 3'te bitirelim ve zincirimizi bu şekilde tamamlayalım. Evet, şimdi de şapkamızın kulak kısmını örmek istiyoruz. Şöyle kenarlarına güzelce bir kulak takacağız. Bakınız hoşluk katsın diye. Bu kulağımızın bir tanesini ördüm. Şimdi ikincisini sizlerle birlikte örelim. Zincirimizi çekerek başlayalım. Kulağımız için.
isterseniz tabii küçük numaralı tığlar kullanabilirsiniz. Bir tane düğüm atıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane zincirimi çekiyorum ve geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakınız 5 tane geri geldim. 2 defa tığımın başını doluyorum. 5. zincirin içerisine 2 defa başını doladığım tığı sırasıyla örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. Zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Yine 2 defa doluyorum. 4.'ü ördüm. Aynı yere 5. trabzanımı ördüm. Aynı yerdeyiz bakınız. 6. için tekrar tığımın başını doladım. 6 defa ördüm. 7'yi örüyorum. 7 ve tekrar giriyorum. 8 defa ilk başlangıç yerine trabzanlarımızı ördüm. 2 defa başını doluyorum tığımızın. Bu kez zincir kısmına geçiyoruz. İlk zincire giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. 2 defa başını doluyorum. Sıradan ilerliyorum. Birer birer örüyoruz artık. Orası köşe olduğu için epey geniş ördük. Çünkü kulağımızın uç kısmı olacak. Aşağı kadar birer birer örerek inelim. Diğer ucumuza kadar ikişer trabzan şekliyle örerek geldim. Tam köşemizdeyiz. Yine 2 defa başını doluyorum. Köşemizi diğer köşemize batıyorum. 1, 2, 3. İkinci kez giriyorum. 1, 2, 3. Üçüncü kez giriyorum. Bu köşede az dolduracağız. Diğer köşede epey doldurmuştuk. 2 defa dolduruyorum. Bakınız. 4 defa ördük. Tığımın başını doluyorum. Direkt karşıya geçiyorum zincirimize. Artık dönüşümüzü yaptık. Ve diğer trabzanlarımızın karşılığında birer birer trabzanlarımızı örerek uçtaki noktamıza kadar bu yönden de trabzanlarımızı tamamlıyoruz. Bakınız bu yönden dönüşümüzde az artış yaptık. Burada ise gördüğünüz gibi yoğun bir artışımız var. Bu arayı birer birer trabzan şekliyle örerek tamamlayalım. Evet, uç kısma kadar örerek geldim. En son trabzanımı da ördükten sonra ilk dönüş yaptığım yere gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra kesiyorum. Evet, kulağımızı bu şekilde ördük. Bir tarafı geniş, diğer tarafı dar olarak ördük. Dar tarafı kulağımızın üst kısmı olarak kullanacağız şu şekilde. Geniş kısmı ise aşağıya doğru taktığımızda bakınız şapkamıza açık olan kısım olacak. Dar kısmımızı güzel bir şekilde dikeceğiz. Şimdi kenarına tıpkı burada yaptığımız gibi tığlamaya başlayalım. Bakınız düz yönü değil ters yönünü çeviriyorum. Bir tane zincirimi atıyorum ipime. Ters yönünün dar olan tepeden örmeye başlıyorum. Dar olan tepeden şöyle tam tepeden başlayalım. Bakınız başladım. Bir tane de zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. İpimi de şöyle alıp gizleyelim. Her trabzana birer tane dönmesini istediğimiz için zaten burada artış yapmaya gerek yok. Tek dikkat etmemiz gereken kısım ters yönünü çevirdik. Bakınız bu yönden örüyoruz. Düz yöne ise bu kısım kalıyor. Başını doluyorum. Tepe noktadan başladım. Aşağıya doğru iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ipimizi gizlemek istiyorum. 9 ve tam 10 tane tek trabzan şekliyle ördüm. Tığımın başını doluyorum. İkili trabzana geçiyorum. Bakınız buradan sonrasında kulağımızın aşağı kısmı olacak yerdeki kısımları tek trabzan olarak örerek tamamlayalım. Yukarı kısımda kalacak olan bu 10 tane trabzan tek trabzanımız yukarı kısımda kalacak şu şekilde olacak. Tığımı
Ağzımızın başını dolayalım. Birer birer trabzanlarımızı örelim. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Bu uç kısımlarını ikili trabzan şekliyle örelim. Evet, aşağı geniş kısmını trabzan şekliyle ördük ve her trabzanın üzerine birer tane trabzanımızı ördük. Çünkü şu şekilde bükülmesini istiyoruz zaten. O yüzden artmaya gerek yok. Evet, şimdi tekli trabzanlarımızın olduğu bölüme geçiyorum. Tek seferde başını dolayıp kapatıyorum. Tek seferde örüyorum. Ve kulağımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi birlikte dikelim kulaklarımızı, hemen o siperliklerin üzerine denk gelecek kısma dikiyoruz. Bakınız, başlangıç yerime giriyorum. Sadece ipimi geçiriyorum. Şuradan burası biraz sık olmuştu. Tekrar giriyorum. Evet, geçiriyorum. Bir tane zincirimle kesiyorum. Evet, kulağımızın dar kısmı ve kulağımızın geniş kısmı şu şekilde kulağımızı hazırladık. Şapkamızın siperliğimizin üstüne denk gelecek yerinde şöyle düz olan kısımda modelimizin yeni başladığı yere uygun bir şekilde dikelim. Bir tanesini buraya, diğerini öbür tarafa. Bakınız, gayet hoş görüntü olacak. Kulağımızın bir tanesini diktim. Şu şekilde, bakınız, tam kulak siperimizin olduğu yere denk gelecek şekilde. Bu en son, bakınız, en son düz olarak devam ettiğimiz modelimize geçeceğimiz yerden dikiyoruz. Diğer kulağımızı sizlerle birlikte dikelim. Geniş yeri aşağı gelecek, dar yerini yukarıdan dikmeye başlayacağız. Bakınız, şu şekilde alıyoruz. Tam modelimizi uyguladığımız yere gelen kısımdan iğnemizi şöyle girdirelim. Mümkün mertebe az dikişle tutturalım. Şöyle de tabii meyleni vermeyi unutmayalım. Şurada hafif bir daraltma işlemini, yani her ikisini birbirine doğru yaklaştırarak dikelim. Şu şekilde yukarıya çıkıyorum. Tabii siz elinizde daha rahat dikebilirsiniz. Yani yanınızı daha yaklaştırarak, ben kamera altına tutmak istediğim için biraz. Evet. Şöyle düzelterek şu görüntü olacak şekilde dikelim. Bu kadar bile yeterli. Şu kısmı düzelttikten sonra kesiyorum. Modelimizin olacağı yere uygulayalım. Evet sevgili arkadaşlar, şapkamızı bu şekilde tamamladık. Bakınız, kulaklarımızı da en son diktikten sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.